hocam, ben böyle yap. Allah Allah! İllallah! Allah Allah! İllallah! Ya Mehteran takımımız 3 yıl önce kuruldu. Yeni bir müzik öğretmeni Serhat Epsoylu atandığında ilk yanıma gelmişti. Müdürüm, işte Ahlat tarihi bir yer. Burada bir mehter takımı kurmak iyi olur demişti. Biz de onun o talebi doğrultusunda ilçe kaymakamımızla, ilçe milli eğitim müdürlüğüyle görüştük. Gerekli maddi destekleri de alarak takımımızı kurduk. 22 kişilik ekip yaklaşık 3 yıldır Ahlat'taki, ilçe dışındaki tüm etkinliklere gitmektedir. Bu mehteran takımı aynı zamanda Doğu Anadolu'nun ilk çocuk mehteran takımı olma özelliğini de taşıyor. Bunun için de ayrıca gururluyuz. Öğrencilerimize tarih şuurunu vermek, ceddimizin, neslimizin nereden geldiği, bu ülkenin bizlere nasıl bırakıldığı, vatan, millet, bayrak aşkını bunlarda daha iyi nasıl çocuklarda yerleştirebiliriz amacını taşımaktadır. Ve bunda da büyük başarı elde ettiğimize inanıyorum. Tabii ki Ahlat'ta her yıl kültür haftası etkinlikleri oluyor. Malazgirt zaferiyle biliyorsunuz birleştirildi Ahlat etkinlikleri. Cumhurbaşkanımız da her yıl Ahlat'a teşrif ediyor. Allah nasip ederse önümüzdeki yaz, yani 2022'nin Ağustos'unda Cumhurbaşkanımızı da bu mehteran, minik mehteranlarla karşılamak isteriz. Buraya 4 sene önce atandım. Atandığımda ilk hafta okul müdürümün yanına gelerek sayın müdürüm, burada bir mehter takımı kuralım. Ahlat'a güzel bir mehter takımı yakışır demiştim. Sağ olsun gerek kaymakamımızın, gerek ilçe milli eğitim müdürümüzün ve okul müdürümüzün katkılarıyla Ahlat'a yakışır bir mehter takımı kurmak nasip oldu. Yaklaşık 22 kişilik ekibimizle birlikte 2-3 haftalık eğitim aldıktan sonra ilk gösterimizi gerçekleştirdik. Şu an il içi ve il dışı birçok programa çağrılıyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Buradaki amacımız çocuklara gerçekten mehter takımının, özellikle kız öğrencilerden seçmemin sebebi kızların da bu işi yapabilir olduğunu gösterebilmek. Gerçekten kızlar da bu işi yapabiliyor, kızlar da çalabiliyor. Bunu gösterebilmek istedik. Mehter'e 3 sene önce başladık. Serhat Epsoylu öğretmenimizin de yardımıyla bizi bir gün yanına çağırdı. Bizi seçtiğini söyledi. Daha sonra marşlara çalışmaya başladık. Size de çaldığımız bu marşları ezberlemeye başladık öncelikle. Bu 2-2,5 hafta sürdü. Daha sonra gerçek müzikal aletlerinde çalmaya başladık. Elimiz hangi aleti yatkınsa onu çaldık. Onu çalmaya yönelik bir mailimiz varsa o aleti çalmaya başladık. Tabii bu çok kolay olmadı çünkü yani mehterin herhangi bir müzik aletini çalmak çok kolay bir iş değil. Bunu çalmak için birçok eğitim aldık. Bir sürü dersler aldık. Sonunda çalmaya başardık ve artık gerçek programlara
çıkmaya başladık öğretmenimizin de yardımıyla. Biz bu işi yaklaşık 3 senedir yapıyoruz. Mehteran bize Osmanlı Devleti'nden gelen bir gelenek. Bu öncelikle hani bunu yapmak çok kolay değil. Biz bunun için birçok eğitim aldık. Bunun için müzik öğretmenimiz Serhat Epsoğlu'ya teşekkür etmek istiyorum. Biz bu işe dediğim gibi 3 sene önce başladık. 3 sene önce biz hocamız tarafından seçildik. Uygun müzik aletleri bize söylendi. Biz birçok müzik aleti denedik. Daha sonra birçok programa çıktık. Heyecanlandık, mutlu olduk, gurur duyduk. Çünkü mehteran çalmak gerçekten çok gurur verici bir duygu. Şehitlerimizi ve Osmanlı'yı hatırlamak, bunu anmak bizim için çok gurur veriyor. Bu mehter takımında 3 seneden beri çevgen çalıyorum. Ya Osmanlı Devleti'nde bayraklarımız falan hepsi zaten en öndeydi. Mesela bu çaldığım zaman da ben de oradaymışım gibi kendimi hissediyorum yani. Mehteran takımında davul çalıyorum. Eskiden Osmanlı Devleti savaşlara giderken mehteran takımı onlara moral vermek için en önde duruyorlarmış. Davul çalmaktan gurur duyuyorum.